Merhaba. Şimdi bu video dersimizde öğrencilerin sınavlardan verdikleri ilginç cevaplara bakacağız. Öğrenciler gerçekten sınavlarda çok ilginç cevaplar vermiş. Şimdi burada bir sorumuz var. Demiş ki konularına göre koşma çeşitlerini yazınız demiş. Öğrenci ise bir olarak yavaş koşma, orta hızda koşma, hızlı koşma, Hüseyin Bolt gibi koşma şeklinde cevaplar vermiş. Hocam sanırım siz koşma konusunda işlerken ben ayağımdan kaynaklı arıza yüzünden okulda değildim. Yani sanki kendisi bir makineymiş gibi teknik bir arızadan bahsediyor. Tabii ki zaten verdiği cevaplar koşma türü edebiyatla ilgili olan bir cevap. Burada ise maraton koşmalardan bahsetmiş öğrencimiz. Yine öğrencilerimizin cevap verdiği ilginç cevaplara bakalım. Ova nedir diye sormuş hocası. Çocuk ise çukur mukur gibi yamukluklara ova denir demiş. Yaylaya benzeyen şehirden uzak kimsenin gitmediği yazın ter atmak için yerler ovadır. Güzel cevaplar vermiş yani. Ova yaylayla ovayı karıştırmış. Gerçi her şeyi karıştırmış. Yine ilginç cevaplarımız, sorumuz şu. Türklerin kullandığı takvimleri yazınız demiş. Hicri takvim doğru bilmiş. Miladi takvim de doğru bilmiş. Ama üçüncü olarak bir şeyler yazmış ama tam da ne yazdığı anlaşılmıyor. Yani dört olarak kardeşler iletişim takvimi yazmış. Üç pek anlaşılmıyor zaten ne yaptığını. Evet, burada da aşağıdakinden hangisi daima tektir demiş. Ha, tek olan seçeneği sormuş, tek sayı. Fakat öğrencimiz güzel cevap vermiş. Tek olan her şey Allah'tır yani. Değişik yaklaşım tarzı öğrencimiz. Olaya çok değişik yaklaşmış. Yine öğrencilerimizin ilginç cevapları. Peygamberimize kitap nasıl inmiştir diye sormuş hocası. Öğrenci ise peygamberimiz tek başına yürürken önüne düşüvermiş. İnsan anlayışı bayağı farklı bir şey. Kitap postayla gelmiş. Peygamber Efendimiz alıp onu bir güzel. Peygamber'e kitap kendi kendine gökten aşağı iniver. Yani öğrenci bazı kavramları birbirine karıştırmış. Orta Asya'dan göçün sebepleri nelerdir? Yani Orta Asya'dan insanlar neden göçmüş diye sormuş hocası. Öğrenci de elektrik kesintisi diye cevap vermiş. Yani tabii son olarak kesintisini görüyor. Tabii ki o devirde elektrik falan öyle bir şey yoktu zaten. Tabii öğrenci canlandıramıyor kafasında. Gelgit olayı hakkında bilgi veriniz. Ne demiş cevap olarak öğrencimiz? Gelirsin, gidersin. Geldi gitti olur. Evet, değişik yaklaşım tarzı yani gel git. Yani gelmek gitmek. Fiil köklerini hareketle gel git demiş öğrencimizde. Kasabayı kim yönetir demiş. Şerif adamları. Yani tabii çocuklar Amerikan filmi, Kobe filmi izleye izleye tabii ki kasabayı Şerif'in yönettiğini sanıyor. Kasabayı ihtiyarlar heyeti ve köy bekçisi yönetir demiş. Yine bir matematik sorusu. X'i bulunuz demiş. Çocuk aha burada diyor. Burada X, o aradığınız X burada. 3, 4, 5 yaşlarını sormuş hocası ama çocuk x deyince x'in değeri değil de x'in kendisini aramış yani yerini bulmuş aslında doğru cevap vermiş öğrenci. Neden? X'i bulmuş. Yani x'i de bulmuş öğrenci aslında yaptığı şey mantıken doğru ama hocanın demek istediği şey x sayı değerini bulmuş demek istemiş ama öğrenci farklı bir nedir? Çağrışım yapmış herhalde öğrenci de x'in kendisini bulmuş.
Vakit nakittir öyleyse diyor, para eşittir zaman demiş. Formüller çıkarmış, değişik formüller öğrenciler. Buna göre kız eşittir paran çarpı para. Kız eşittir paranın karesi. Problemlerin kökü paraya dayanır demiş. Para problem. Yani param varsa diyor, burada çarşım yapmış, bütün problemleri çözersin. Yani paranın karesiyle tüm problemleri çözersin demek istemiş. Kız eşittir problem. İneğin midesi kaç bölümdür demiş. İki oda, bir salon, bir de mutfak. Maşallah bayağı genişmiş yani. Yine aşağıda verilen iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonları ve görevlerini açıklayan izlemiş. Hipofiz. Öğrencimiz ne yazmış hipofiz bezine? Hipofiz bizim gelişimimiz ve onun sayesinde gelişirler. Ne diyor? Onlar çok çalışır. Hipofiz bizi. Ne demiş? Yani bu öğrenciler de çok sınırı aşmışlar ya. Peygamberimizi görme imkanımız olsa ona ne söylerdiniz? Peygamberimizi görme imkanımız olsa ona o hayatı bırakıp bizim gibi pantolon gömlek ne demiş? Giyer miydi diye sorardım demiş. Muhtarın görevleri nedir demiş? Çoktur demiş. Evet, muhtarın görevleri çok yani. Bu da farklı bir anlayış, farklı bir tarz. Yine yaratıcı öğrencilerden birisinin yaptığı şey geometri sorusunu resme dökmüş artık. Yani bu da zeka fışkıran bir öğrenci. Soru çözmek yerine resim yapmayı tercih etmiş. Demokraside kuvvetler ayrılığı kaç ayrılır demiş. 3'e kara, deniz, hava kuvvetleri. Tabi asıl cevap neydi? Yasama, yürütme, yargı organları. Bunlardan bahsetmesi gerekiyordu. Tabii ki öğrenci kuvvetler deyince bunları anlamış. Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın. Felsefe dersin. Felsefede böyle bir soru varmış. Cevap ne yazmış? Allah bilir. Kur'an'ı saçırsın ki yok öyle bir gözüm önüme aksın ki yok bak ya şuraya gitmek nasip olmasın. Gerçi siz felsefeciler ateist demiş oluyorsunuz. Hep ateist demiş. Evrime inanıyor onlar. İnanıyorlar ama siz bana inanamayacaksın. Vallahi yok demiş sandalye. Yok yani. Evet.